Ancak bu görüntüleme yöntemine her yerde ulaşamayak biliyoruz. Ekleyici petin bulunmadığı merkezlerde kullanabileceğimiz diğer sintigrafik yöntemler var. Bunlar özellikle SESTAMEBİ ve Tetrafos'un her nükleartik laboratuvarında, Salyum'da öyle, bulunan radyoaktif maddeler, miyokard perfüzyon sintigrafisinde kullanıldıkları için. Dolayısıyla bu yöntemleri rahatlıkla kullanabiliriz. Ve bunların önemli bir avantajı, TSH'dan bağımsız olarak lokalizasyon gösterdikleri için tiroksin tedavisinin kesilmesi gerekmiyor bu hastalarda. Burada tetrafosfin ve talyuma ait birer örneğimiz var. Lokal yüksek kemik metastazına ait aktif bir durumları. Burada da yine iyot sintigrafisi negatif olan bir hastanın FDG PET'inde ve SESTAMEBİ sintigrafisinde boyun bölgesindeki tümör dokusuna ait yoğun tutulumu görüyoruz. Son olarak gamma probe'dan bahsetmek istiyorum. Gamma probe, biraz önceki böyle bir hastada eğer yaptığımız sintigrafiler ile patolojik aktivite tutulumu görüyor ise bu hastada gamma probe yardımıyla cerrahi yöntemi uygulayabiliriz. Bunun için operasyon sabahı hangi radyofarmasötik ile görüntülemeyi yaptıysak o radyofarmasötiğin enjeksiyonundan sonra hasta operasyona alınıyor. Ve operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında gamma probe ile operasyon bölgesinden sayımlar alınarak lezyonun daha kısa sürede, daha az travmatik olarak ve daha kolay bir şekilde çıkarılmasına yardımcı oluyor gamma probe. Hastaya bu sintigrafileri yapmamış olabiliriz. Metastatik ve ultrasonografi ile tespit edilmiş non-palpable lenf bezleri olabilir, başka bir hasta grubu olarak. Bu hastalarda da yine gamma probe'un yardımı var. Bu yöntem ilk defa bizim hastanemizde uygulandı ve ilk birkaç vaka yayınlandı. Teknisyum kolloid dediğimiz partikül şeklinde radyoaktif maddeyi operasyon sabahı ultrason rehberliğinde hastanın o metastatik lenf bezine enjekte ettikten sonra hasta yine ameliyathaneye alınır. Ve ameliyathanede gamma probe yardımıyla direkt bu lenf bezi üzerinden sayımlar alınarak lenf bezinin daha kolay bir şekilde çıkarılması sağlanır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi lenf bezi metastazlarında ultrasonografinin yerini sunmak üzere Mehtap Hanım'ı davet ediyorum. Ultrasonografi gerçekten tüm sistemlerde olduğu gibi tiroid patolojinin üzerinde değerlendirilmesinde vazgeçilmez bir yöntem. Çok basit, pratik olması sebebiyle ilk primer tanıda kullandığımız güvenilir bir yöntem. Referansiyel tiroid kanserlerinde rekürensin ilk 10 yılda %15-30 oranında olduğunu biliyoruz ve daha çok rekürenslerin serviter lenf nodlarında olduğunu biliyoruz, %60-70 oranında. Uzak metastazlar ise daha çok akciğerde, daha sonra kemikte ve daha az oranda da beyinde olabiliyor. Takipte serum tiroglobulin değerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Boyun ultrasonografisi daha sonra kullandığımız, sık kullandığımız yöntem. Onun dışında tüm vücut sintigrafileri, CT, MR ve PET CT yöntemlerini kullanabiliyoruz. Normal serum tiroglobulin düzeylerine bakıldığı zaman rezidü ya da persisten hastalık olmadığını söyleyebiliyoruz. Ancak bazen tiroid TSH süpresyon tedavisi altında %20 izole lenf nodu metastazında ya da %5 akciğer metastazında serum tiroglobulin seviyesinin normal olduğunu görüyoruz. TSH süpresyonun kaldırılmasıyla birlikte yine de %5 olduğunda izole lenf nodu metastazı, %1 olduğunda ise uzak metastazı olduğunda yine bildiriliyor. Servikal lenf nodu metastazlarını daha çok papiller tiroid karsinomlarında görüyoruz. %35-65 oranında, foliküler karsinomlarda da %20 oranında olabiliyor.
Lenfoid metastazını saptamak için yapılan çalışmalara baktığımızda klinik muayene ile ultrasonografik karşılaştıran çalışmalarda metastatik lenf ganglionlarının %68'inin sadece ultrasonda saptandığını görüyoruz. Özellikle lateral kompartmandaki lenf nodlarının %64'ünün, santral kompartmandaki lenf nodlarının %28'inin sadece ultrasonda tespit edilebildiğini görüyoruz. Bu nedenle persisten ya da rekurren diferansiyet böyle karsinomunda boyun ultrasonografisinde özellikle santral kompartmana ve daha sonra da orta ve alt servikal kompartmana iyi bakmamız gerekiyor. Lenf nodunun metastatik olduğunu nasıl anlıyoruz? Öncelikle boyut kriterimiz var. Longitudinal çap ya da aksiyel çap değerlendirebiliriz ama öncelikle aksiyel çapın daha önemli olduğunu söyleyeyim. Özellikle level 3 düzeyinden itibaren lenf ganglionlarında aksiyel çap 6 mm'nin üzerinde ise yüksek sensitif ve spesifite oranıyla lenf ganglionunun metastatik olduğu söyleniliyor. Burada longitudinal çapı görüyorsunuz, aksiyel çap da ön arka çapı. Bu ganglionun longitudinal çapı daha büyük, aksiyel çapı daha küçük. Aksiyel çapın longitudinal çapa oranı bizim için önemli. Eğer yarımın üzerindeyse aksiyel çap oranı, longitudinal çapa oranı daha da büyüyorsa metastatik olma olasılığı artıyor. Başka bir deyişle lenf ganglionu, lenf ganglionu yuvarlak form alıyorsa, ovoid biçimini kaybediyor, yuvarlak form alıyorsa metastatik olduğunu söylemek oranımız artıyor. Yuvarlak şekillerde, yuvarlak şekilli lenf ganglionlarının malign olma oranları %57 ile 80'lerde belirliyor. Benign olan lenf ganglionları da yine yuvarlak şekilli olabiliyor ama %12'si ile 30'u reaktif lenf ganglionları yuvarlak şekilli olabiliyor. Ovoid şekil ise daha çok benign ganglionlarda gördüğümüz biçimsel özellik. Lenf ganglionunun yağlı hiyosunun korunması yine bizim için önemli bir kriter. Eğer ganglion ovoid biçimliyse ortasındaki hiperekojenik olarak gözüken yağlı hiyosu korunması. Lenf ganglionunun yağlı hiyosunun korunması yine bizim için önemli bir kriter. Eğer ganglion ovoid biçimliyse ortasındaki hiperekojenik olarak gözüken yağlı hiyosu korunursa benign olduğunu daha yüksek oranda söyleyebiliyoruz. Eğer ortadaki santraldeki hilus obitere ise hiperekoik alanı görmüyorsak, hipoekoik görüyorsak tamamen lenf nodunu, özellikle de böyle yuvarlak biçimde ise malign olma olasılığı artıyor. Lenf ganglionlarındaki bu olguda olduğu gibi hiperekoik iç yapıda kuşkulu bulgulardan bir tanesi santral hilusun kaybı, tamamen lenf ganglionunun hiperekoik gözükmesi, yuvarlak biçimde birlikte değerlendirildiğinde metastaz açısından yüksek kuşkulu. Yine lenf ganglionlarının metastazını anlamadaki en önemli kriterlerimizden bir tanesi heterojen iç yapı. Eğer ganglion heterojen iç yapıda, içerisinde punktatikte mikrokalsifikasyon içeriyorsa malign olma olasılığı yükseliyor. Spesifite değerleri %100'lere yaklaşıyor. Lenf nodunun heterojen iç yapısı nekroz şeklinde, kistik alanlar şeklinde de görülebilir. Bu durumda da yine lenf ganglionu santral hilusu obitere olmuş, korteksi kalınlaşmış, arada yer yer kistik, nekrotik açıklıklar içeriyorsa metastaz açısından kuşkulu bu olguda olduğu gibi. Ancak beyin görünümlü lenf bezi bünyelerinde, tüberküloz lenfadenitlerinde ya da sukame sürceli karsinom metastazlarında da benzer görünümler olabiliyor. Renkli doppler ultrasonografi bizim için önemli bir parametre. Eğer lenf ganglionunun santralindeki hilusundaki damarlanmayı görüyorsak ganglionun benign olduğunu söyleyebiliriz. Reaktif lenf ganglionlarında artmış vaskülarite olmasına rağmen sadece santralde vaskülariteyi görmemiz reaktif olduğunu söylemedeki doğruluğumuzu artırıyor. Malign lenf ganglionlarında ise sadece santral değil, periferik, kortikal damarlanma artıyor. Eğer bir lenf bezi böyle periferden beslenmeye başlamışsa, lenf ultrasonografi görüntüleri de yuvarlak biçimde ortadaki hilusu kaybolmuşsa metastaz olasılığını artırıyor. Malign lenf
ganglionlarında periferik kortikal beslenme yanı sıra ganglion içerisindeki bu tarz anerjik beslenme de metastaz olasılığını yükseltiyor. Yine benim ultrasonografi ile birlikte baktığımızda yuvarlak biçimli, yer yer sınır düzensizliği olan heterojen iç yapılı, kalsifik foküsler içeren, santrafilusu kaybolmuş bir ganglion benim ultrasonografi göre malin. Kanlanmasına baktığımızda anerjik bir kanlanma var. Hem periferde hem santralden alıyor. Metastaz olasılığı çok yüksek. İnce iğne aspirasyon biyopsilerini ultrasonografi eşliğinde yapabiliyoruz. Gerçek pozitiflikleri oldukça yüksek. Yanlış negatiflikler olabiliyor. Eğer metastaz küçükse, ganglionun parsiyel tutulumu mevcutsa, kistik metastaz varsa, aspirasyonda hemoroji oluşursa, non diagnostik materyal elde edilebilir. Bu durumda boşluk tekniği öneriyoruz. Aynı aspirasyon işlemi yapar gibi lenfolu içerisinden aspirat alıyoruz. Aspirasyon sırasında seruma yıkıyoruz ve serumla tiroglobulin bakılmasını öneriyoruz. Ve yapılan çalışmalara bakıldığı zaman aspiratta elde edilen serum tiroglobulin değerleri 1 nanogram üzerinde ise yüksek doğruluk oranlarıyla metastaz sırasını koyduruyor bize. Rekürant hastalıklarda, rekürant hastalık ve cerrahi öncesi servikal ultrasonografi kullanıldığında yine ultrasonografinin sensitivite, spesifite ve doğruluk değerlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ve ultrasonografi kullanılmasından sonra cerrahide değişiklik olan olguların %39-43'lerde olduğunu görüyoruz. Cerrahi daha geniş ya da daha küçük bir cerrahi şekline dönebiliyor. Yapılan bir çalışma var. Tatireydoktomi ve radyoiyot ablasyonu sonrası rekürensi araştıran 500 olgulu bir seride yöntemler karşılaştırılmış ve sensitivite değerlerine bakıldığında servikal ultrasonografinin oldukça yüksek değerlerde olduğu görülmüş. Bunun dışında yapılan yeni çalışmalar var. İntraoperatif aşamada ferop ultrasonografi ile lenfodunu lokalize etmek ve daha küçük cerrahi yapma yolunda. Yalnız boyun ultrasonografisi çok önemli çünkü cihaz önemli, prop özellikleri önemli ve uygulayıcının deneyimi önemli. Biner proplarla özellikle 10 MHz'in üstündeki yüksek rezolüsyonlu proplarla yapılmasını öneriyoruz. Uygulayıcı da deneyimli ise 3-5 mm'nin üstündeki lenf ganglionunu ultrasonografiyle saptayabiliriz. Ancak bazen deneyimsiz merkezlerde farklı cihazlarla yapılınca sonuçlar değişken olabiliyor, boğulucu olduğu gibi. 35 yaşında bir kadın aslında 2 yıl önce opere olmuş. Serum tiroglobulin değerinde 2 kat bir artış var. Bir merkezde boyun ultrasonu yapılıyor. Her şey normal ve aktif lenf ganglionları olduğu söyleniyor. Tüm vücut sintigrafisi yapılıyor, normal bulunuyor. Daha sonra toraks PET'si yapılıyor, tamamen normal. Tekrar ikinci olarak boyuna geri dönüp baktığımızda sağda ve bu işte 2 adet ganglion gördük. Ganglionlar biçimlerini kaybetmişler. Ön arka çapları artmış. İçlerinde komutan kalsifikasyonları olan lenf ganglionlarıydı. Sonuçta yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi ve aspiratta TG değerleri oldukça yüksek bulundu. Opere olamayacak hastalarda ultrasonografi eşliğinde bir takım tedavi yöntemleri de uygulanıyor. Etanol ablasyonu yapılıyor, çalışmalar var ve yeni yeni de radyofrekans ablasyon yapıldığını gösteren yurtdışı merkezi çalışmalar var. Tüm kanserlerin bilgisayar tomografinin yerine bakacak olursak dezavantajı özellikle boyundaki kullanımdaki dezavantaj radyoaktif iyot kullanması, bilgisayar tomografi çekimlerinde kullanılan kontrast maddeler, iyot içerikleri için rahatlıkla kullanılıyorlar. Ama uzaysal rezolüsyon yüksek olduğu için akciğer metastazlarının değerlendirilmesinde oldukça üstün bir yöntem. Akciğer metastazları mikromodüler tarzda tek ya da multiple kitleler şeklinde görülüyorlar. Kelik metastazları ise... Gitmek üzere mi? Evet. Akciğer iskelette görüyoruz. Kemik metastazını, osteolitik metastaz oluyor ve yüzeyinde soliter metastaz oluyor. MR yerine bakarsak servikal ganglion değerlendirmesinde MR gösteriyor gerçekten ganglionu ama ultrasonografiye getirdiği ek bir avantajı yok. O yüzden boyun amaçlı kullanımı kısıtlı. Sadece median stendeki lenfoları değerlendirmesinde ve anaplastik tümörlerde invazyon aşamasında kullanılabilir. Sonuç olarak vurgulamak istediğim lenfoları metastazının değerlendirmesinde boyun ultrasonografisi hızlı olması, kolay olması, ucuz bir yöntem olması sebebiyle kullanılmalı. Yalnız deneyim gerektirdiğini söylemek gerekiyor. Uzak metastazı ise PET, CT, CT ya da MR modaliteleri kullanılabilir. Sınıfların arasını bu vakayı toplayacaksınız anladığım kadarıyla bu üçünün süresini aşmış durumdayız. Çok
Retinoid reseptör agonistleri
tedavide kullanılmaya çalışılıyor. Çalışma safhasında bunlar. Sabahki konuşmada çok detaylı olarak dinledik. Neden bazı hastalar aynı prognostik kriterlere sahip, aynı evredeler ama bazıları çok iyi bir prognoz gösterirken bazıları kötü prognoz gösteriyorlar. Çok kısa özetle P53 genindeki mutasyonlar genellikle indiferansiyel ya da anafilaktik kanserlerle ilgili. RAS genindeki mutasyonları papiller kanserdeki süviyi azaltıyorlar. CMV ekspresyonu daha agresif tümörlere neden oluyor. Epidermal hücre faktörü reseptörü varsa bu hastalarda prognoz daha kötü. Ve az diferansiyel tümörlerde glukoz taşıyıcılar arttığı için PET görüntüleme mümkün. PET görüntülemesi ise bu slide'da